Sevgili izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz durdurak bilmeksizin devam ediyor. Şimdi de Konya Ereğli'de bulunan Ergün Önal Diş Kliniği'ne konuk olduk. Yanımda da hocamız Ergün Bey bulunuyor. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. İyisiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Uğraşıyoruz Konya'nın Ereğli ilçesinde. Hocam sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? 1970 Konya Ereğli doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Ereğli'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1993 yılında mezun oldum. Askerlik işte geçici bir süre şehir dışındaki çalışmamdan sonra 1997 yılından beri Ereğli'de aynı adreste, aynı ikametgahta serbest diş hekimi olarak çalışmaktayım. Peki hocam burası ne kadar zamandır faaliyette? 1997 yılından. 20 yıldır aynı klinikte devam etmekteyim. Ereğli halkına hizmet etmekteyim. Peki Ergün hocam burada ne gibi işlemler yapılıyor? Yani diş çekimi, kanal tedavisi, dolgu bu tarz işlemler yapılabiliyor mu? Şimdi bizim aldığımız diplomanın yetki dahilinde ortodontik tedavi hariç, bir takım ağır cerrahi operasyonlar hariç yetkimiz dahilinde özellikle halkın, toplumun ağır ihtiyacı olan, en fazla ihtiyacı olan başta tedavi, diş tedavisi, dolgu diye geçtiğimiz, arkasından yoğun talep olan kanal tedavisi, yine süt dişi tedavileri, yine bölge halkının, bölgemizin kırsal olması yoğun protez ihtiyacının duyulduğu bir bölge. İşte eksik dişlerin kısmi olarak tamamlaması köprü protezler, tam dişsiz ağızlar, yarım dişsiz ağızlar. Son yıllarda gündeme ciddi şekilde yer eden tek diş eksikleri ya da daha fazla diş eksiklerinde implant tedavileri, gömük 20'lik operasyonları. Ben burada kendi adıma bunların hepsini kliniğimde hastalarıma hizmet olarak vermekteyim, sunmaktayım. Peki hocam implant tedavileri nasıl yapılıyor? Biraz süreçlerinden bahsedebilir miyiz? Mesela ağrı sızı olabiliyor mu işlem esnasında? Şimdi implant tedavisi yeni yeni oturan fakat insanların ciddi teveccüh gösterdiği ciddi anlamda bir tedavi ve gerçekten bu yıldan sonra, bu yıllardan sonra diş hekimliğinde eksik diş tamamlanmasında sektörün %80-90'ını hakim olacak bir tedavi şekli. Fakat tedavinin yeni aşaması olması, diş hekimliği tarihine vurduğumuzda yeni bir süreç yaşaması, uzman kişiler tarafından ya da tam donanımlı bizim gibi hekimler tarafından yapılmaması, komplikasyonların hastalarda ciddi tedirginlik ve kaygıya sebep olmakla birlikte fakat ciddi oranlarda, yani ben kendi kliniğime adına söyleyeyim, %100 oranda başarı yakalandığı zaman gerçekten hastaların bu korku, endişe, kaygı düşüncelerini körelten ciddi anlamda yol alınan bir tedavi diyebilirim. Biraz önce zaten diş hekiminde de biz de bizzat şahit olduk. Yani bayağı eliniz hafif, hasta hiçbir şekilde ağrı sızı hissetmeden buradan koltuktan kalktı ve gitti. Toplumda tabii bunun cevabı biz serbest çalıştığımız için, yani bizim kendimizi biz şöyle kimiz böyle kimiz demek çok doğru değil. Bunun cevabını en güzel halk verir, Ereğli halkı verir. Bundan da şahsım adıma Ereğli halkının benim hakkımda, yani sonuçta herkes %100 memnun etmemiz tüm sektörle olduğu gibi bizde de zor ama bugün bu kaboyu yoklaması yapıldığı zaman Ereğli halkının büyük bir oranda nasıl bir cevap vereceğini tahmin ediyorum olumlu yönde. Peki Ergün hocam biraz da porselen tedavisi gören hastalardan bahsedebilir miyiz? Mesela ölçü burada alındıktan sonra işlemler nasıl yapılıyor? Şimdi porselen şöyle söyleyeyim. Porselen bir madde materyal diyeyim. Yani eksik dişlerin tamamlanmasında kullanılan köprü işlemlerinde kullanılan bir metot. Benim kendi klinik adıma çalışma şeklim ölçü işlemlerini burada kendi laboratuvarda kendi elemanlarım önünde kalıplar hazırlandıktan sonra İzmir'de saygın bir diş laboratuvarı, ciddi şekilde bu işi yapan bir laboratuvarda metal altyapı yapıldıktan sonra ben hastalarımı buraya prova çağırıyorum. Burada renk ve aldıktan sonra ikinci aşama olarak tekrar İzmir'e laboratuvara gönderiyorum. Oradaki estetik ve bizim kapanış dediğimiz ısırma kontrolünü yaptıktan sonra biz hastalarıma teslim ediyoruz. Bu bizim yaptığımız protezin işte porselen bir maddenin çeşidi. Ama bunun yanında işte zirkon var. Yine metal kaydesi porselenler var. Son yıllarda lamine dediğimiz yöntemler var. Bunların hepsi protezin değişik başlıkları adı altında birimleri. Yani siz porselen sordunuz, ben onu cevapladım. Peki şimdi implantta aslında birçok çeşit var. Siz mesela hangi malzemeyi kullanıyorsunuz? Kaliteli olan hangisi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bunu gururla ve iftiharla söylüyorum. Ben yıllardır Ereğli'de tek bir markaya direndim. Tek bir marka üzerinde durdum. Anadolu'nun ortasında bu biraz beni zorladı. Zor oldu ama bugün markasını da verebilirim. Şu an dünyada bir numara diye
İsviçre Straumann marka bir implant kullanıyorum. Ben yaklaşık 13 yıldır bu marka üzerinde ciddi şekilde direndim. Ha, kaliteli olunca pahalı oluyor. Ama sonuçlarına bakıldığı zaman ciddi şekilde sonuçlar alınıyor. Ben ısrarla Anadolu'da, bu Anadolu'nun bir kasaba ilçesinde bu markayla direkt mücadele etmek, mücadele derken yani hastalara bir alt segmentleri sunmadığınız zaman zor oluyor. Ama ben ısrarla özellikle implant sektöründe tek marka üzerinde direndim, tek marka üzerinde çalışıyorum ve ciddi şekilde de faydalarını görüyorum. Yani bunu hastalarım da biliyor. Yani ben Ereğli'de tek marka implant çalışan bir hekimim. Yani bir alt segment hastaya sunmuyorum. Yani hasta istese de ben onu en iyisine ikna etmeye çalışıyorum. Yani kaliteli neyse, kesinlikle, hangi malzeme ise onu kesinlikle kullanıyoruz diyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim, bu implant markasında First Class, çok rahat ismini verebilirim. İsviçre mali ITI ya da diğer ismi Straumann'dır. Yani bunun ötesi yoktur. Ha, öbürleri implant oluyor mu oluyor, insanlar kullanıyor mu kullanıyor ama sonuçta bir First Class'ı vardır bunun da. Hocam peki biraz da gülüş estetiklerinden bahsedebilir miyiz? Mesela her çeneye uygun mu yapılıyor? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle, o implantın ikinci aşama, protez aşaması dediğimiz vakadır. Burada tabii hastanın dil, dudak, çene uyumu dediğimiz bir yapı bizim için çok önemli. Yani burada çoğu zaman bizim de aşamadığımız, zorlandığımız dudak ve çene uyumsuzluğundan kaynaklanan estetik problemler yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Ama bunu hastayı görselle, model üzerinde çalışmayla ya da iyi bir teknik ekiple bunu minimale indirmeye çalışıyoruz. Ama hekimin avantajlı olması, dudak ve çene uyumunun çok iyi bir dudak ve çene uyumu bizde estetik problem, bize çok rahat avantaj sağlar. Ama uyumsuz bir çene ve dudak uyumu bizi zorlar. Tabi hastada tatminsizlik ama işte biraz da tecrübe. Biz bunu gördüğümüz zaman bu işe girişmeden ya da başlamadan hastayı ciddi şekilde uyarıyoruz. Sonuçta doğabilecek komplikasyonları hastaya ilettiğimiz zaman yani o sorunu yaşamamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim de aşamadığımız durum hastanın çene ve dudak yapısıdır. Biz onu aşamazsak bunu da hastaya baştan bilgilendiriyoruz. Peki hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak toparlayacak olursak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyeyim, Anadolu'da, Anadolu'nun Ereğli ilçesinde, Konya'nın Ereğli ilçesinde 20 yıldır bir hekimlik sürecimizi yaşadık. Burada 20 yıl sürecince geçmişe baktığımız zaman bunun artısıyla eksisiyle bir 20 yıl geçti. Belki çok uzun değildir ama kısa da bir süre değil. Ay şunu yaptık, yapmaya çalıştık ya da bunu halk teveccüh ediyorsa benim için gururdur. İnsanları dişlerini kurtarmaya yönelik, insanların ana dişlerine zarar vermeden onlara yardımcı olmaya çalıştıysak ya da bu misyonu yüklenip bugüne taşıdıysak kendi adıma kendimi başarılı görebilirim. Bunun da takdiri halktır, insanlardır. Ha, böyle düşündüklerini de tahmin ediyorum. Öyle düşünmekte geçmiş 20 yıla baktığım zaman benim en büyük kazancım olarak görüyorum. Peki hocam, son olarak şunu da ekleyelim istiyorum. Yani diş sağlığını korumak için neler yapmalı izleyicilerimiz? Diş sağlığı bence tamamen toplumsal bir kültür ve eğitim olarak bakıyorum ben. Yani çocuk annesinden babasından bunu görecek. Ve 3 yaşından sonra, özellikle 3 yaşına kadar anne bir şekilde süt dişleri döneminde bu dişleri, çocuk dişlerini fırçalama yeteneği olmadığı için bir bezle ya da bizim sponge dediğimiz ıslak bir parçayla süt dişlerini koruma sürecine girecek. 3 yaşından sonra çocuk biraz kendini toparlayıp ya da bilinçlenmeye başladıktan sonra bunu oyun halinde, annenin babanın bir yatmadan önceki oyun formatına dönüştürerek çok ciddi bir şekilde, özellikle 6 yaşından sonra ana dişler ağızda çıkmaya başladıktan sonra tamamen oturmuş bir eğitim şeklinde çocuğun hayatında bu yer etmeli. Zaten ondan sonraki süreçte şimdiki okullar, anaokulları, orta öğretim, ilk öğretim, lise, üniversite, o süreçte ciddi şekilde diş kaybı olmadan bir erişkin birey yetiştirirsek, biz yani birkaç dolguyla, birkaç tedaviyle ciddi sistemik hastalığı olmaz ise biz bu insanın hayatını sürdürmeyi başartırız. Öyle düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yani size. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, bugün Konya Ereğli'de bulunan Ergün Önal Diş Kliniği'ne konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?